İnşallah bu yolda hep böyle ilerleriz. Çünkü sanatla doğan, sanatla büyüyen, sanat ve sporla uğraşan gençler ve çocuklardan kötülük gelmez. Yunus Emre, çok güzel bir şey seçtin. Aferin sana, çak. Dağ. Böyle isim söyleme ve tanışma oyunu, tamam mı? Ellerimizi indiriyoruz. Şunu yapacağız. İsmimizi söyleyeceğiz ama ismimizi söylerken bedenimizle bir hareket yapacağız. Yerimizi değiştirmeden. Tamam mı? Çok minik hareketler bunlar. Bunu yapabilirsiniz. Tavşan kulağı olabilir, tamam mı? Bunu yapabilirsiniz. Tamam mı? Herkes kendi küçük bir hareket belirleyecek. Hepimizin hareketi farklı olacak, tamam mı? Herkes bir düşünsün bakalım. Bir bakalım. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Tüm heybetiyle tarihi selamlar. Cumhuriyetin kurtarıldığı bu topraklar, Zeybekler diyarından çıkan bu yiğitler hikayelerde yaşar. Anlatacaksınız. Mesela benim ipi anlatacağım. Rengini anlatacağım. Ne yapmak istediğimi anlatacağım. Tabii çok güzel. Böyle rengarenk bir ip anlatacağım. Sonra o iple ne yapacağımı anlatacağım. Bu hikayenin giriş bölümü. Mesela size diyelim ki ev çıktı. Evi tarif edeceksiniz. Evin nerede olduğunu anlatacaksınız. Penceresini, kapısını, içini, içinde neler olduğunu anlatacaksınız. Değil mi? Ondan başkasınası seyir defterini başkasınası uyuyor yangınlar kaplar patları, korkunçları, değirinseler aç yırtıcılar. Sırf zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın. Vay vay! Kuşansız, dudasız, rüyam, seher vakti, leylim leylim. Cennet nişangahlar aynasındasın. Oy! Sevmişem ben seni. Yüzünün bitip, vücudunun başladığı yerde memelerim vardı. Memelerin kahramandı. Sonrası iyilik, güzellik. Bak şimdi Karagöz'üm, burada 20 var. Tamam var. Burada 9 var. Var. Ne oldu? Arkadaş olduk. Olmadılar. Hoş geldiniz. Biz de burada pazartesinden itibaren fotoğraf atölyeleri, başka atölyelerimiz de var. Konumuz fotoğraf olduğu için fotoğrafı söylüyorum. Planladık, onları yapıyoruz köylerde. Sizlerle paylaşıyoruz. Burada
etnik olarak Gökçeada fotoğraflarıyla bir sunum yapmayı ben planladım. Böyle bir öneri geldiğinde. Gökçeada'yı biz fotoğraf olarak çok seviyoruz. Doğal güzellikleriyle hepiniz yaşıyorsunuz, biliyorsunuz çoğunuz. Doğal güzellikleri, yaşamı, köyleri bizim oldukça hoşumuza gidiyor ve bize fotoğrafik bazı öğeler sunuyorlar. Benim size hazırladığım kısa bir gösteri var Gökçeada ile ilgili. Daha sonra da bunu Anadolu ile birleştirmek istedik. Benim öğrencilerimle birlikte yaptığımız seyahatlerden oluşturduğumuz bir portfolyo izleyeceksiniz. Yaklaşık 30-40 tane bölge var. O bölgelerden size fotoğrafları paylaşacağız. Anadolu'dan diye bir sunum gerçekleştireceğiz. Arada da sorularınız olursa o sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle Gökçeada sunumunu sizlerle paylaşıyoruz. Üzerine bir seri izleyeceğiz değil mi hocam? Yüksel Hoca fotoğraflarını şimdi bizimle Anadolu ile birleştiriyor. Bakalım neler olacak. Burada Yüksel Hocamıza bir de sanatçımız gene eşlik edecek. Bu gece aramızda bulunacak olan Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Tümer Avcı Hocamız bir arada olacak bizimle. O da Anadolu türkülerini seslendirecek. Kendisi 5 yaşındayken amcasının bağlamasını evden çalıp ondan sonra o gün bugün sesini hep duyuran bir sanatçımız. Umarım onu da zevkle fotoğrafların arasında Anadolu türkülerini gezerek ve seyrederek yaşayacaksınız. Hep birlikte ona kendisine siz Muhammed Hocam da eşlik edecek mi? Evet, bu arada da çok güzel bir dinleti de olacak arkada. Güzel seyirler diliyorum. Tümer Avcı'yı sahneye davet ediyorum. Alkışlarla Tümer Hocamız. Geldiniz. Muhammed Kart Hocamız gene bizim aynı zamanda gitar hocamız kendisi. Mavi Düşler Sanat tam kadro buradayız. Bu hafta boyunca bütün hafta sürüyor biliyorsunuz. Sahneyi onlara bırakıyoruz. İyi seyirler efendim. Seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gidermiyor. Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider. Beraber söyleyelim.
fikir kimi? Hacivat mavi yeşil, kırmızılı kara göz. Fotoğraf makinesi yok herhalde, değil mi? Kullanmadınız hiç birisi. Var mı fotoğraf makinesi? Gören kullanıyor. Ailesinde olan var mı? Şey, oradan biliyorsunuz ama sen kadar canlı. Telefonda da bahsettiğim şekilde. Bunun dışında fotoğraf çekerken işte bu biraz önce de bahsettiğim kompozisyonlar. Nasıl yerleştiriyorsun? Konuyu nasıl yerleştiriyorsun? O yani kompozisyon fotoğrafınızın güzel estetik görünmesini sağlıyor. İyi bir şekilde çekersiniz. Bu evine kardeşmişsiniz. Bir de ışık önemli. Fotoğrafın ışık önemli. Şimdi mesela arkadaşın senin ismin neydi? Umut. Umut. Şimdi Umut'un üzerine böyle parçalı ışık geliyor. Görüyorsun değil mi? Parçalı ışık geliyor. Bu tarafa siz gölgedesiniz. Sizin ışığın böyle daha homojen. Gölgedesiniz değil mi? Ya bu arkadaşlar. Gölgede. O arkada bak orada bir çocuk var. Abla geliyor arabada. O ışık da var. Hep bunlar fotoğrafta fark ediyor. Işık olan yer ayrı. Fotoğrafta hep böyle bize başarılı böyle etkileş kadrajlar oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi pozlar, pozlar. Atayı bitirdiniz. Şimdi fotoğraf çekiyoruz. Bireysel edebiyatınız da o ülkeyle birlikte aynı oranda bulunduğu yerde sayıyor. Bugün bakın Orhan Pamuk dünya edebiyatında önemli bir yere sahip kişi. Nobel Edebiyat Ödülü almış. Ama en iyi örneklerden biri olduğu söylüyorum. Bir başka dilin edebiyatçısı olsaydı, İngilizce yazsaydı ya da Fransızca yazsaydı hem Nobel'i almıştı hem dünyanın en iyi ödüllerini almıştı bugün. Başıma neler geldi, beni kaç kere dövdüler, adımı söylemedim. Ben veriyorum güneşi. 2 3 Son 2 3 4